İnsanoğlunun okyanusu ilk geçişi, insanların yaptığı seyahatlerde önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu harika bir hikaye. Bir uzay yolu macerası gibi ama gerçekten olmuş. Atalarımız açık denizlere, ufukların ötesindeki yeni ülkeleri keşfetmeye çıkacak kadar cesurdu. Bu Ay'a gitmek gibi bir şey ama çok daha etkileyici. Çünkü en azından Ay'ı dünyadan görebiliyoruz. Keşfetme içgüdüsü insanların macera tutkusunun ilk belirtileriydi. Keşfe çıkmak. Daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere gitmek. Bu yolculuk belki de bu dünyayı nasıl keşfettiğimizi ortaya çıkaracak. Ve tabii ötesini. Bilim adamlarının çoğu 60 bin yıl önce atalarımızın bütün gezegene yayılma isteğiyle yolculuk yaptığına inanıyor. Bu global bir olay. Hepimizin mirasında bundan izler var. Tarih öncesi insanlar milyonlarca yıl boyunca Afrika, Avrupa ve Asya'da yaşamışlar. Ama dünyanın diğer taraflarını keşfetmek için okyanusları aşmayı başaramamışlar. Modern insanın doğuşundan sadece on binlerce yıl sonra bir grup öncü denizci Avustralya'ya ulaşmayı başarmış. Bu olaylar olmadan önce insanın ilkel formları 1 milyon yıldan fazla dünyada yaşamış. Ama hiçbiri okyanusu geçmeyi başaramamış. Bizimle aynı biyolojik kategoride olan insanlarsa çok kısa süre içinde bunu başarmışlar. Okyanusun başarıyla geçilmesi, insanın gelişiminde çok büyük önem taşıyor. Bu yolculuğu yapanlar ilk denizciler. Mango Park, Güneydoğu Avustralya'nın tam ortasında. Bugün burası çorak bir çöl görünümünde. Ama on binlerce yıl önce kocaman bir gölün hırçın tabiatının parçasıymış. ...1974... Jeolog Jim Bowler kum tepelerini tarıyor. Bu topraklarda ilk koloniyi kuran insanların kimliğini belli edecek ipuçları arıyor. Küçük motosikletimi atlayıp ufka doğru yol alıyorum ve kumun içinden çıkan kafatasını gördüğüm yere gidiyorum. Motorumdan atladım ve bir alt çene kemiğinin üzerindeki kumları dikkatle temizledim. Bu aşamada elimdekinin inanılmaz bir şekilde ilk insanlara ait olduğunu anladım. 3 gün boyunca arkeologlar Mango Adam'ı kazdılar. 1 metre 70 santimetre boyunda bir insan iskeletiydi. Bence ona kıyafet giydirsek ve kravat bağlasak hiç ayırt edilemez, günümüz kalabalığının içine rahatlıkla karışırdı. Bowler, Mango Adam'ın her bir santiminin modern insan olduğuna emindi ama ne kadar modern olduğunu bilmiyordu. 30 yıl boyunca bulgularının tam tarihini kanıtlaması mümkün olmadı. 2003. Toprak bilimci Bert Roberts konuyu ele alıyor. Eski Avustralya'nın etrafındaki kum taneciklerini incelemeye başlıyor. Bu tüpün içinde Mango kazı alanından alınan kumlar var. Bu adam Mango'ya gömüldüğünden beri bu kumlar gün ışığı görmedi. Robert, Mango adamın keşfedildiği zamanlarda kullanılmayan yeni bir teknik kullanıyor. OSL denilen optik canlandırıcıyla gömünün etrafından alınan kumun en son ne zaman gün ışığı gördüğünü tespit ediyor. Kimyasallar kumu eritiyor ve geriye minik kuvars taneleri kalıyor.
Bunlar analiz edilmek üzere 24 küçük paslanmaz çelik diske dikkatlice yerleştiriliyor. Bundan sonra olanları gözle izlememize olanak yok. Ama bütün işlemin anahtarı burası. Makinenin içine konulan kuvars taneleri lazerin enerjisini çekiyor. Sonra da bu enerjiyi ışık olarak gönderiyor. Bu işlem aynı karanlıkta parlayan çıkartmalar yapmaya benziyor. Bu çıkartmalar bir dalga boyundaki ışığı alıyor ve değişik bir dalga boyunda yansıtıyor. Kuvars taneleri ne kadar yer altında kaldıysa ışığı da o kadar çok yansıtacaktır. Robert'ın yaptığı işlemle bu eski kalıntıların tarihi ortaya çıkacak. Buraya bakarak bu taneciklerin en son gün ışığı gördükleri tarihin yaklaşık 42 bin yıl önce olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarih, Mango Adam'ın keşfedilen en eski Avustralyalı olduğunu ortaya koyuyor. Ama onunla birlikte başka haberler de var. Sadece insan iskeleti değil, elimizde taş aletler de var. Bu aletler, o zamanki insanların kullandığı aletler olabilir ve tarihi OSL ile tespit edilebilir. Bunların da 50 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Harika diye düşündüm. Bu gerçekten çok önemli bir bulgu. Modern insanın 50 bin yıl önce Avustralya'ya gelmesiyle Mango Gölü keşfedilmiş. Ama bu tarih öncesi öncüler acaba nereden gelmiş? Araştırmacılar bunun cevabını modern aborjinlerin DNA'larında arıyor. Onların atalarını Afrika'ya kadar izlerini sürerek takip edebiliyoruz. İnsanlar Afrika'daki asıl kaynak insan topluluğundan ayrılınca daha az genetik yoğunluğu olan küçük gruplara ayrılmışlar. Bu yüzden bilim adamları atalarımızın izini sürebilmek için modern nüfusun DNA'larından geriye doğru hareket etmek zorunda. 50-60 bin yıl önce belli bir nüfus Kuzeydoğu Afrika'dan ayrılıyor. Güneydeki sahil şeridini izliyor, Hint Okyanusu'nu geçiyor, Güney Asya civarından ve Güneydoğu Asya civarından geçerek 45 ila 50 bin yıl önce Avustralya'ya geliyor. Genetik kanıtlara bakarak ilk bilinen Avustralyalıların kökenlerinin Afrika olduğunu biliyoruz. Afrika'dan kalkıp Güneydoğu Asya'dan sahil şeridini takip ederek 15 bin kilometre yol yapmış oluyorlar. Günümüzde bu seyahati yapabilmek için sahil şeridini takip etmek ve bazı adaları atlamak gerekiyor. Ama Avustralya yüzlerce kilometre uzunluğunda sularla ayrılmış bir kıta. Atalarımız 50 bin yıl önce bu adayı keşfederken benzer zorluklarla karşılaşmışlar mıydı? 2007 yılında Monash Üniversitesi'nden Matt Kohler bir bilgisayar programı geliştirmiş. Bu programla Güney Yarımküre'nin sahil şeridinin son 100 yıl içindeki haritasını çıkarıyor. O zamanlar dünya çok değişik bir yermiş. Deniz seviyesi şu anda olduğundan daha yüksekmiş ve insanlar dünyanın diğer yerlerine gitmeye başlamış. Deniz seviyesinin değişmesinin nedenlerinden biri dünyanın belli bir açıyla yana eğik olmasıdır. Tıpkı bir topaç gibi. Eğim açısı 41 bin yılda bir değişiklik gösteriyor. Eğim az olduğu zaman dünyanın kutup bölgeleri çok daha az güneş ışığı alıyor. Böylece buzlar daha az eriyor ve deniz seviyesi düşüyor. Kohler, Avustralya'yı plastik hamurundan bir modelle göstererek okyanusların yerine su dolduruyor. Soğuk kısımlarda dünya adeta bir buzluğa benziyor. Kuzey yarımkürede her yer buzlarla kaplı.
Bu suyu dünyanın okyanuslarından aldığı için okyanusların su seviyesinde azalma oluyor ve kıtaların bazı kısımları ekstradan su yüzüne çıkıyor. Kohler verileri bilgisayara yüklüyor ve geçmişte belli zamanlarda deniz seviyesinin hangi yükseklikte olduğunu hesaplamaya çalışıyor. Bunun için modern zamanların derinlik haritası, uydu fotoğrafları ve suyun dışında kalmış mercan kayalıklarını kullanıyor. Bu simülasyonun tepesinde son yüzyılı kapsayan bir zaman çizgisi var. Kohler buradan bir sayıya tıklayarak o tarihte sahillerde görülen deniz seviyesi ölçümlerini alabiliyor. Okyanuslarla ilgili zaman makinesi işlemeye hazır. Bizim için önemli olan zaman dilimi. 60 bin yıl önce atalarımızın Afrika'dan ayrıldığı tarihle 50 bin yıl önce Avustralya'ya ulaştıkları tarih arası. Bu periyotlar arasında su seviyesi düşükmüş. Bugünkü Avustralya ve Yeni Gine tek ve büyük bir kıta şeklindeymiş. Coğrafyacılar buna Sahul diyorlar. Batısındaysa Güneydoğu Asya ile birleşen kısma Sunda adı verilmiş. Bunların arasında var olan adalarsa Endonezya. Kohler'ın programı atalarımızın Avustralya kıtasına ulaşmak için zorlu bir deniz bariyerinden geçtiklerini gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi geçen 100 yılın öncesinde Avustralya Sahul anakarasıyla Sunda anakarası hiçbir zaman birbirine birleşik değilmiş. Yani birinden diğerine geçmek için okyanusu geçmek gerekiyormuş. Avustralya'daki bu geçit tarih kayıtlarına ilk açık deniz yolculuğu olarak geçiyor. Bu cesur eski denizciler kim olabilirdi? Arkeolog Su O'Connor, Asya'nın güney ucunda yer alan Doğu Timor'a doğru yola çıkıyor. Amacı, buralarda yaşayan eski sahil toplulukları hakkında araştırma yapmak. Bu insanlarla ilgili bütün kanıtlar yükselen sulara gömülerek kaybolmuş. Ama Tutuala denilen yerde şansı dönüyor. Burada sular sürekli yükseliyor ve jeolojik olarak bu yükselmenin oranı biraz fazla. Buradaki kara parçası her yıl yaklaşık yarım metre yükseliyor. Sebebi bölgede tektonik hareketlerin olması. Tutuala'daki Jerimalai mağarasında arkeolojik olarak insanoğlunun ilk okyanus geçişi tarihine kadar izler bulunuyor. O'Connor bu bölgede olabilecek sürpriz bir bulgunun bölgeye 50 bin yıl önce gelen denizcilerin neler yapabildiğini gözler önüne sereceğine inanıyor. Tarih öncesine ait balık kemikleri. Kemiklerin boyutlarına baktığımız zaman karşımızda oldukça büyük balıklar olduğunu anlıyoruz. Bunlar büyük kemikler. O'Connor'ı asıl şaşırtan bu kemiklerin derin deniz balıklarına ait olması. Yaklaşık bir metre boyunda tuna balığı. Bundan Timor'un tarih öncesinde derin deniz balıklarına ev sahipliği yaptığını çıkarabilir miyiz? Jerimalai mağarasından birkaç kilometre ötede yapılan ikinci bir keşif, puzzle'a bir parça daha ekliyor. O'Connor, Trochus deniz canlısının kabuğundan yapılmış bir balık oltası buluyor. Büyük balık kemikleri bulduk ve nasıl yakalandığını merak ediyorduk. Ama artık nasıl yakalandıklarını anlayabiliyoruz. Atalarının malzeme seçiminden çok etkilenmiş görünüyor. Bunu denize atıldığı zaman balıklara cazip gelmesi için parlayacak şekle getirmişler. O
O'Connor'a göre 50 bin yıl önce dünyanın bu bölgesi usta denizcilere ev sahipliği yapmış bir yer. Burada yaşayan insanlar o zaman bile tekneler üretmeyi planlamışlar, balık oltası yapıp balık avlamışlar. Bunlar aslında çok modern düşünce isteyen beceriler. Timor, doğuya doğru yapılan yolculukta şu anda Endonezya olarak bilinen adalar zincirinin son halkasıdır. Burada yaşayanların açık denizlerde yolculuk yapma becerileri ve teknolojileri gelişmiş. O'Connor, Güneydoğu Asya'nın bu bölümü eski insanların Avustralya'ya geçiş sırasında ilk geçit olarak kullanıldığını tespit ediyor. Yeni bilgisayar programı Timor'dan Sahul'a, yani modern Avustralya'ya 50 bin yıl önce nasıl yolculuk yapıldığını net olarak gösteriyor. Bali'den birkaç küçük ada atlayarak Timor'a gidince Sahul için 225 kilometre daha gitmek gerekiyor. Tabii bu arada büyük bir engel daha karşınıza çıkıyor, Timor Denizi. Bu zorlu mesafeyi tarih öncesi deniz araçlarıyla geçtiklerini düşününce akla ikinci bir soru geliyor. Eski denizciler için bu bilerek çıktıkları bir yolculuk mu? Yoksa bildikleri dünyanın ötesine gitmek zorunda kaldıkları bir görev mi? Bir sahilde durup ufuk çizgisine doğru bakarsanız, dünyanın eğiminden dolayı sadece çok uzak olduğunu görürsünüz. Deniz seviyesinden yükseldikçe ufku daha geniş görmeye başlarsınız. Bunu açıklayan bir matematik denklemi var. Görebileceğiniz uzaklık eşittir karekök içinde 2 çarpı üzerinde bulunduğunuz dağın yüksekliği çarpı dünyanın yarıçapı. Timor üzerindeki en yüksek dağ Ramaleo Dağı'dır. Ve 2900 metre yüksekliğindedir. Dünyanın yarıçapı 6378 kilometredir. Bu bilgileri uzaklık formülünde yerine koyduğumuz zaman Timor'un en yüksek yerinden görebileceğimiz maksimum uzaklık 192 kilometredir. Atalarımız Avustralya'yı göremezlerdi. Görebilmek için ufuk çizgisinden 30 kilometre daha uzağa gitmeleri gerekirdi. Buradan anladığımız şey açık. İlk Avustralyalılar bu yolculuğa çıkarken diğer tarafta ne olduğunu kesinlikle bilmiyorlardı. Yani bir bilinmeyene doğru yola çıkmışlardı. Modern insanın ilk büyük okyanus yolculuğu tamamen bilinmeyen bir dünyaya yapılan yolculuktan ibaretti. Bu aynı zamanda türümüzün en eski üyelerinin yapabileceklerinin ötesinde bir teknik beceri istiyordu. Bu imkansız görünen görevi tamamlamak için yola çıkmaya atalarımızı iten neden neydi? Oxford Üniversitesi'nden Tim Crow, insan beyni konusunda uzman. Doğumundan itibaren modern insanın gelişimini inceliyor. 50 bin yıl önce yapılan bu ilk okyanus yolculuğunda gösterilen üstün başarıyı bu açıdan inceliyor. ...150 bin, belki de 200 bin yıl öncesine kadar giden bir değişim var. Bence bu bir genetik değişim. Crow, insan DNA'sındaki mutasyonun beynin yeniden yapılanmasını sağladığını düşünüyor. İnsan beyni lateralize olmuştur. Yani beynin her iki tarafı biraz farklı çalışır. Modern insanın beyni asimetriktir. Korteks dediğimiz beynin dışını kaplayan gri renkli kısım, gelen mesajları analiz eder ve gidecek olan mesajları hazırlar. Korteks, beynin sol yarısındaki ön lobda incelir ve sağ taraftaki ön lobda kalınlaşır. Beynin arka loblarındaysa durum tam tersidir. Korteks tabakası solda daha kalın, sağda daha incedir. Crow, beynin iki lobunun asimetrik olmasının modern insanlığın gerektirdiği özellikleri yarattığını düşünüyor.
İnsanın en önemli özelliklerinden birini göstermek istersek, bence şüphesiz en önemlisi dilidir. Dil yeteneğimizin bizi eski insan formlarından ayırdığını iddia ediyor. Bu modern beynin bir erkeğin beyni olduğunu söylüyor. O erkeğin nesli kuşaklardır cinsiyet seçimi sonucu baskın çıkmıştır. Böylece daha fazla becerisi olan bir nüfus ortaya çıkmıştır. Pek çok kişi 50 bin yıl önce insanın değişik olduğunu düşünüyor. Oysa ben hiç sanmıyorum. Bence 50 bin yıl önce de bugünkü gibiydik. Edindikleri yeni becerilerle atalarımız daha önceki insan formlarının erişemediği gezegenimizin diğer yerlerine hızla yayılmaya başladılar. Avustralya ve Amerika gibi yeni kıtalara tehlikeli okyanus yolculukları yaparak ulaştılar. Ve modern DNA incelemelerinden bunun o kadar da çabuk olmadığını anlıyoruz. Orijinal nüfusun içinden herhangi bir yere göç etmiş olanların sayısını karşılaştırdığımız zaman bu seyahat boyunca ne kadar mutasyon geçirdiklerini ve yeni nüfus oluşana kadar kaç kuşak geçtiğini anlayabiliyoruz. Aborjinlerin DNA'sı üzerinde yapılan çalışmalardan Afrika kökenlerinden birkaç kez mutasyon değiştirerek farklılaştıklarını görüyoruz. Buna göre Afrika'dan Sahul'a yani modern Avustralya'ya ulaşabilmek için kat edilen 15.500 kilometrelik sahil şeridini geçmek 330 nesil sürmüştür. Afrika'dan yola çıkan insanlar Sahul'a çok kısa bir süre içinde ulaşmışlar. Yaklaşık 5 ya da 10 bin yıl içinde gelmişler. Buna göre göçe katılan her bir nesil Avustralya'ya doğru ortalama 50 kilometre yol kat etmiş. Seyahat eden atalarımız dünyaya doğru açılımlarını belki de daha besleyici yiyecekleri daha rahat bulmak için yaptılar. Erzak ihtiyacımız olduğunda markete gideriz. Tarih öncesi zamanlardaysa atalarımız yiyecek ihtiyacı olduğunda sahil boyunca yürür ve toplanmamış meyvelerle balık bulmaya gidermiş. Antropolog Jim O'Connell bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyor. O devirlerde avlanmanın yiyecek sağlamak için yapılan en önemli yöntem olduğunu biliyor. Avlanan hayvanları hemen tüketiyorlar. Burada altını çizmek istediğim şey tüketilen kaynakların çokluğu. 10 yıl boyunca değil, bir haftada hatta bir günde tüketilen miktar bile insanı çok şaşırtıyor. Bu bölgede yapılan araştırma, insanların normalde dokunmadıkları bir şeyi yiyebildiklerini göstermiş. İnsan yiyecekleri çok geniş bir yelpaze içinde yer alıyor. Avlanan yiyecekler derecelendiriliyor. Yükseği var, düşüğü var. Beslenme yönünden insana olan katkısı ve kolay bulunabilirliği açısından derecelendirilmiş. Yüksek dereceyle puanlanan yiyecekler, insanın hoşuna giden ve kolay bulunabilen şeyler. Orman meyveleri iyi bir örnek. Besleyici değeri var. Çıkıp yürürsün, bulduğun yerde durup yersin. Bütün yapacağın bu. Yelpazenin diğer tarafındaysa hazırlanması ve yenmesi zor olan yiyecekler var. Bu yiyeceklerden birini istiyorsan hareket etmenin zamanı gelmiştir. Arkeolog Hugh Barton, atalarımızın belki de Güneydoğu Asya'dan Avustralya'ya uzanan on binlerce yıllık yolculuklarında kullandıkları aletleri analiz ediyor. Tarih öncesinde neler yendiğini anlamak için yiyecek izleri araştırıyor. Burada gördüğünüz gibi aletin üzerinde nişasta tanecikleri var. Tanecik 16 mikron büyüklüğünde. 1 mikron 1 milimetrenin binde biri kadardır. Barton eskiden kullanılan aletlerin üzerindeki bitki kalıntılarını da inceliyor. Miyah mağarasında, bugünkü Borneo'da
menüde pek iştah açmayan bir şey görülüyor. Çok zehirli olduğunu bildiğimiz oldukça toksik bitkilerin kalıntıları var. Bu tür yiyecekleri yemek mümkün ama zehrinden arınmak için çok çaba harcamak gerekiyor. Elimde gördüğünüz bir tatlı patates, Diaspora hispida. Bu çok zehirli bir tatlı patates çeşidi. Burada gördüğünüz gibi elma büyüklüğündeki bir tatlı patates bir yetişkini rahatlıkla öldürebilir. Bu tatlı patatesi insanların yiyebileceği hale getirmek oldukça zor işlemler gerektiriyor. Aslında insanlar bir bitkiden yemek hazırlamak için bu kadar uğraşmak yerine çok daha kolay yenebilen alternatifleri tercih ediyor. Bir yiyecek için bu kadar çok çaba harcamaktansa başka yiyecek türlerine yöneliyorlar. Tarih öncesi insanları düşündüğümüzde Avustralya'ya yönelmelerinin sebebi ne olabilir diye soruyoruz. Azalan yiyecek kaynaklarının yerine yenilerini bulmak için mi? Yoksa çok daha iyi yaşam koşulları için mi? Orada yaşayan yerli grubundan bir kısmı gitmek istemiş. Mecazi olarak söylersek, gidip şu suyun karşı tarafına bir bakalım, onlar ne pişiriyor demişler. Daha iyi bir yer bulmak için kendilerine tekneler yapmışlar ve harekete geçmişler. Atalarımızın yeni ve çok daha zengin kaynaklar bulmak için açık denizlere gidecek cesaretleri ve azimleri vardı. Onların yolculuğu, insanoğlunun teknolojik gelişimi için kilometre taşı olmuştur. Biz insanlar bilimsel patlamamızın son noktasını 1969 yılında Neil Armstrong Ay'a ilk defa ayak bastığında yaşamıştık. Bir insan için küçük ama insanlık için çok büyük bir adım. Nasıl Armstrong bu kadar zor bir görevde insanlığın zekasına güvenerek cesaret gösterdiyse, 50 bin yıl önce okyanusu geçmek için yola çıkan insanlar da aynı cesareti gösterdi. İnsanlık tarihinde belki de ilk defa insanlar kendi kaderlerini kendi elleriyle yazdılar. Kendilerine ve teknolojilerine güvendiler. Acaba Avustralya'ya ilk giden öncü grup nasıl bir tekne kullanıyordu? Replika uzmanı arkeolog Robert Bednarik, hayatını ilk insanların yaptığı deniz araçları konusundaki verileri bir araya getirmeye adamış. Modern deniz araçlarının aerodinamik yapısını araştırdı ve bu tarihi yolculukta kullanıldığını düşündüğü eski deniz araçlarının özelliklerini gözden geçirdi. Bednarik böyle bir aracı kopya edebilmek için taş devrinde denizcilerin kullandığı malzemeleri kullandı. Elli bin yıl önce taş aletlerden yaklaşık bir düzine kadar vardı. Her birinin kendine göre işe yaradığı yerler vardı. Bednarik, Endonezya'da tarih öncesinde alet yapma becerisinin gelişmesinde bir bitkinin çok büyük işlevi olduğuna inanıyor. Bambu. Şu anda bir bambu ağacının yanında duruyoruz. Denizciliğin Endonezya'da başladığına şaşırmamak gerekiyor. Çünkü burada bambu ağacının her türüyle karşılaşabiliyorsunuz. Bambu. Bambu bitkisi sıra sıra hava geçirmeyen odacıkların birleşmesiyle oluşmuş. Bu yüzden yüzebiliyor. Suda yolculuk için ideal bir malzeme. Bednarik taş bir aleti eline alıyor ve vurarak bir bambu ağacını kesmeye kalkışıyor. Bu bambu ağacını 2,5 dakikada kesip devirdim. Buna göre bambudan yapılmış bir sal inşa etmek sadece birkaç gün alacaktır. Tarih öncesi alışveriş listemizde başka ne var? Bu bambuları bir arada tutacak bir şey. Orman sarmaşı.
Bambuları birbirine bağlayacak malzeme çok önemli. Çünkü sal suya indirilip içine insanlar bindiğinde yeterince dayanıklı olmazsa başları dertte demektir. Basit bir sal tasarlamak, iki parametre arasındaki dengeyi sağlamayı gerektirir. Sürüklenme direnci ya da yapılan salın suya direnci, bağlantı yerlerinin sayısı arttıkça artar. Ama teknenin dengesi genişliği arttıkça bozulur. Bednarik bu hesaplamaları göz önüne alarak, en uygun sal ölçümlerinin 13,5 metre uzunluğunda ve 3 metre 25 santim genişliğinde olduğunu buluyor. Salın ana gövdesi iki kat yüzen bambu çubuğundan yapılıyor ve orman sarmaşığıyla bağlanıyor. Çapraz bağlar sağlamlığını artırıyor. Bu tasarımın ağırlığı 1000 kilogramın üzerinde. 50 bin yıl önce Avustralya'ya ulaşan eski insanların kullandığının bunun çok benzeri bir sal olduğuna inanıyorum. Bednarik daha önce yaptığı çok daha karmaşık modellerden biliyor. Burada anahtar kelime basit olması. Büyük ihtimalle yelken kullanmadıklarına inanıyor. Kendilerini muson akıntılarına bırakmış olmaları daha büyük bir olasılık. Bazı günler kürek çekmiş olabilirler. Muson sezonu boyunca yapılan seyahatlerde esen rüzgarlar onların Avustralya'ya doğru gitmesinde büyük rol oynamış olabilir. Herhangi bir araç karaya ulaşmadan önce acaba atalarımız gittikleri yönde bir kara parçası olduğunu nereden biliyorlardı? Eldeki bilgilere bakarak Timor'dan ufka doğru bakıldığında Avustralya'yı görmediklerini biliyoruz. Bununla birlikte etraflarındaki çevre şartlarından keşfedilmeyi bekleyen bir kara parçası olduğunu anlamış olabilirler. Avustralya çalışmalarındaki uzmanımız Steve Webb, ilk Avustralyalıların bu belirtileri birleştirerek bir yargıya varabileceklerine inanıyor. Bizde eskiden var olan bazı yeteneklerimizi, tabiatımızdaki bazı özellikleri kaybettiğimize inanıyorum. Çünkü şu anda Avrupalılar olarak yaklaşık 8 bin yıldır avcı toplayıcı değiliz. Elli bin yıl önce gökyüzüne bakan insanlar, belki de ufuk çizgisinden sonra keşfedilmeyi bekleyen bir kıta olduğunu anlamıştı. İnsanlar belki de Avustralya'da yanan çalılardan çıkan dumanları görmüş ya da Timor'dan gördükleri bulutlara anlam vermiş olabilir. Ve bir kez suya girildiğinde ötede bir ana kara olduğunu hissedebileceklerine inanıyor. Onların doğal bilgisayarları vardı. Kulaklarının arasında ve sürekli çalışan doğal bir bilgisayar. Isı, akıntılar, denizdeki atıklar, ne çeşit atık var? Tropikal mi? Kuşlar ne yapıyor? Deniz kuşları mı, kara kuşları mı? Onları takip edebilir miyiz? Bir de suyun tadı var, hep aynı tuzluluk oranında mı? Farklılığı tadarak anlarsınız. Biz yapamayız ama onlar yapar. Büyük bir nehrin ağzına mı yaklaşılıyor? O zaman nehri takip edelim. Onların yaptığı işte buydu. Bununla beraber orada bir kara parçası olduğunu düşünmek ve ona başarılı bir şekilde ulaşmak iki farklı şey. Webb ilk denizcilerin ufuk çizgisinden sonra bir ana kara olduğuna nasıl kanaat getirdiğini öğrenmek istiyor. Avustralya'nın en eski çalışan teknesi The Tribal Warrior'a biniyor ve okyanus navigasyon uzmanı Jonathan Bogues'le buluşuyor. Modern tekneler elektronik aletlerle yönetiliyor. Genelde GPS, küresel yer belirleme sistemi kullanılıyor. Bogues sadece geleneksel yön bulma metotlarını kullanarak tek başına dünyayı dolaşmış. Gezegenlere ya da yıldızlara bakarak sabah ya da akşam nerede olduğumu bulmak 20 dakikamı alır. Oysa GPS bunu bir saniyede yapıyor ama sonuçta ben de hiç alet kullanmadan yönümü bulabiliyorum. Yerini yıldızlardan öğrenmek için sextant kullanıyor.
50 bin yıl önce sekstantları yoktu ama yıldızlar yine yerinde duruyordu. Gökyüzünü okumayı biliyorlardı. Gökyüzünü tanıyor, takım yıldızları biliyorlardı. Sence kullandıkları herhangi bir alet var mıydı? Neden mutlaka ev yapımı bir alet kullansınlar anlamıyorum. Sekstantı da ev yapımı bir alet olarak düşünebilirsin. Ama bence balık kemiği kullanmış olmaları daha mantıklı. Taş devri balıkçılarının tarih öncesi sekstantı olarak balık kemiklerini kullanmış olmaları daha uygun. Sekstantla güneşin ya da özel bir yıldızın ufuk çizgisiyle olan açısını ölçüyoruz. Açı, teknenin pozisyonu değiştikçe değişiyor. Böylece balıkçılar konum olarak nerede olduklarını anlıyor. Aslında söylediğin sekstant aletine bu da uyuyor. Çünkü bu kemiğe bakınca şurada ufuk çizgisi olduğunu varsayarsak bunların her biri bir açıyı temsil ediyor. Öyle değil mi? Doğru. O zaman basit bir balık kılçığından navigasyon aleti yapabiliyoruz. Okyanus geçmeye hazır bir sal yapabilen ve ufka bakarak oldukları yeri belirleyebilen bu ilk insanlar, görünüşe göre mükemmel iletişim bilgisine ve yaşadıkları çevreyi mükemmel anlama gücüne sahipmiş. Ama bu tarihi göçü gerçekleştiren ilk insanlar kendi kaderlerini kendileri mi çizmişti? Yoksa şans eseri uzaklara sürüklenen sıradan bir grup muydu? Tarihçiler taş devri insanının harika vizyona sahip müthiş kaşifler olduğuna her zaman inanmamış. İnsanlar yeni ana karalar aramak için hayal gücünü çalıştırıp ufuk çizgisine doğru yol almış olabilir. Ama atalarımız acaba Avustralya'ya bir sal dolusu kazazede olarak tesadüfen çıkmış olabilir mi? Kolombiya Üniversitesi Medikal Merkezi'nde fizyoloji uzmanı olan Dr. Case Al-Avkati, böyle bir yolculuğu başarıyla tamamlamak için salda bulunan herkese yetecek kadar içecek su olması gerektiğini söylüyor. Aslında bu, ölümle yaşam arasındaki farkı gösteriyor. İnsanlar en güçlü duygunun acı çekmek olduğunu sanırlar. Oysa yapılan çalışmalardan en güçlü duygunun susuzluk olduğunu anlıyoruz. Susuzluk, vücudun çok su kaybetmesiyle oluşan bir şeydir. Eğer insan vücudundaki suyun %10'unu kaybederse komaya girer ve ölür. Derek Rubin, New York Kürek Federasyonu üyesi. Bir saat çok zor bir çalışma yaptıktan sonra vücudundan ne kadar su kaybettiğini ölçmemiz için yardımcı oluyor. Böylece taş devri insanlarının Avustralya'ya gitmek için yola çıkıp kürek çekmeye başladıklarında bundan nasıl etkilendiklerini anlayacağız. Başlamadan önce Al-Avkati Rubin'i tartıyor. İlk sorun beyinde başlıyor. Vücudun su kaybı %5'lere ulaşınca beynin kavrama ve düşünme yetenekleri zayıflamaya başlıyor. Vücut suyunun %10 oranında kaybıyla ortaya ölümcül sonuçlar çıkıyor. Bu ilk denizciler kendi sallarında sürekli kürek çektikleri için su kaybını çok fazla yaşamış olabilir. Özellikle de güneş kavuruyorsa. 60 dakika boyunca Rubin 15 kilometre kürek çekiyor. 1,5 kilo vermiş görünüyor. Bir saat içinde vücut suyunun %2'sini kaybetmiş. Al-Avkati, Avustralya'ya ilk yolculuğu yapan insanların mutlaka belli miktarlarda içme suyunu içerek yola devam edebileceklerini kanıtlamış oluyor. Bence günde en az 2-3 litre su içmeleri gerekiyor. 8 tarih öncesi denizciyi taşıyan bir salda en azından 75 litre içecek su olması gerekiyor. Bunun planlandığı ve bu seyahate düşünülerek çıkıldığı sanılıyor.
Bu yeni yerleşim yerine gelen grubun yaptıkları bize daha pek çok ipucu veriyor. Bu topluluğun yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürmesi gerekiyordu. Profesör Jim O'Connell, Avustralya'ya gelen ilk insanların yolculuğunun 30 yıldan fazla sürdüğünü söylüyor. Ben 70'li yıllarda Avustralya'da yaşarken burası çok bilinen bir yerdi. Bir kütüğün üzerinde yüzerek gelen hamile bir kadın kolonisi olduğunu düşünsenize. Bu modası geçmiş fikri yeni bilgisayar programlarının ortadan kaldıracağını düşünüyor. Florida Üniversitesi'ne giderek antropolog John Moore'la görüşüyor. Moore'un bilgisayar programı tarih öncesi geçmişi gösteren sıradan bir program değil. Gelecekte gezegenimizde bir topluluktan kaç kişi kalacağını bile hesaplayabilecek bir şekilde tasarlanmış. Her büyüklükteki koloni nüfusu ve her kadın erkek karışımı bir başarının ürünüdür. Mesela Adem'le Havva'ya örnek verirsek, eğer bir erkek bir de kadın gönderir iyi şanslar dersen büyük ihtimalle başarısız olur. Ama milyonda bir ihtimal yerine belli sayıda insanlar olarak gidip bir yere yerleşirsen belki nüfus patlaması yaşanmaz. Ama en azından başarılı olursun. Başarılı olma şansın büyük ölçüde artacaktır. Doğurganlık, ölüm oranları, seks oranları, ilk gelen grubun yaş ortalaması gibi bilgiler bilgisayara giriliyor ve program ne kadar hayatta kaldıklarını hesaplıyor. Bu arada bir faktör daha var. Kadınların hayati önemi var. Nedeni basit. Çünkü bebek sahibi olarak yeni bir koloni geliştirmeyi sağlayacak olan kadınlar. 80 erkek 20 tane de kadın gönderirsen ilk nesilde sorun olmaz. Ama bir sonraki nesilde mutlaka sorun çıkar. Oysa 80 kadın 20 erkek gönderdiğin zaman başarıya ulaşacağın kesindir. Oraya ilk giden grubun çoğalması için yeterince kadın gittiği anlaşılıyor. Buradan da Avustralya'ya yerleşen bu grubun bilerek gittiği, kazara orada olmadığı ortaya çıkıyor. Kazara gittiklerini varsayan hipotezde bir sorun var. Sala kaç kadın binmişti? Dahası salda seyahat edebilmek için 6 günlük su içip sala öyle mi binmişlerdi? İlk Avustralyalı koloni gibi avcı toplayıcı topluluklarda cinsiyet ayrımı vardı. Ve balık tutmak gruptaki erkeklerin işiydi. Tesadüfen Avustralya'ya sürüklenen bir salda yeterince erkek olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Topluluklarını güçlendirmek için karışık bir grup halinde gelen ilk insanların neye ihtiyaçları vardı? Moore bilgisayarına veriler giriyor ve kurucu nüfusun ne kadar süreyle yaşadığını bulmak istiyor. Önce 3 çiftten oluşan bir koloni canlandırılıyor. Simülasyonu 10 kez tekrarlıyor ve her birinde grubun ömrü değişik çıkıyor. 10 tekrarın ortalamasını alınca 3 çiftten oluşan koloninin ömrü 76 yıl çıkıyor. Sonrasında 10 çift kullanıyoruz. Daha uzun yaşayacaklarını düşünüyorum. Ama ne kadar onu bilemiyorum. 10 kez tekrarladım, hepsi öldü. Ortalama yaşam süresi 130'un üzeri olarak çıkıyor. Moore'un programına göre bir grupta 15 çiftten fazla insan olduğunda o koloninin yaşama ve çoğalma ihtimali fazlasıyla artıyor. Tabii ki koloni olmuş grupta aileler genişliyorsa o zaman yayılma söz konusu oluyor. Moore, Avustralya'ya ilk kez giderek orada koloni kurmuş olan insanların bir tesadüf ya da kaza eseri gitmediklerini söylüyor. Bana göre eldeki verileri toparladığımızda bir grup organize olmuş insanın seçilerek bu yolculuğa çıkan insanlar olduğunu ve geri dönmeyeceklerini bildiklerini anlıyoruz.
Moore'un çalışmasından sonra O'Connell'ın bu yolculuğun önemi konusunda şüphesi kalmıyor. Bir haftalık periyotlar halinde bu yolculuğu planlamış olmaları gerekiyor. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını hesaplamış olmaları gerekiyor. Salın yapımında bile organize olmaları gerekiyor. Bir ekip gibi çalışıp uzun vadede amaçlarına ulaşmışlar. Bizim yeteneklerimize sahip insanlar olduklarını düşünün. Sadece teknik becerilerimize değil, sosyal becerilerimize de sahipler. Yalnız olma becerimiz, toplum içine girebilme becerimiz. Onlar bize çok benziyor olmalılar. Sıradan bir halk gibi kadınlar ve adamlar var. Kendilerine bir şeyler inşa ediyorlar. Bu bana insanlık tarihinde hiç düşünmediğim bazı şeyleri düşündürdü ve inanılmaz bir gelişim olduğunu anladım. Uçsuz bucaksız okyanusu geçerek yapılan bu yolculuk ve uzaklarda koloni kurma isteği belki de insanoğlunun uzun tarihinin insanı en çok etkileyen örneklerinden biri. Modern insanın dünyanın kalan kısmına daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan ve on binlerce yıl sonra Amerikalıların kolonileşmesine öncülük eden bir hareket olmuştur. Bu macera bize biraz da modern insan konusunda bir şeyler anlatıyor. Biz kimiz? Buraya nasıl geldik? Bugün yaşadığımız dünyayı inşa etmek için insanın merak duygusunu doğru yönlendirmenin önemi nedir?